akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine Şifalı Dokunuşlar programında sizinle birlikteyiz. Çok değerli konuğumuz Kadir Bey aramızda. Umarım çok güzel bir yayın olur. Sormak istediğiniz sorular olursa bizim Facebook sayfamızdan sorabilirsiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kadir Bey Ankara'dan geldi. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ankara'da Kauna Enerjisi ile ilgili bir kitabımız var. Kauna Enerjisi. Kauna Enerjisi Kadir Ok Bey'in tamamen kendi keşfettiği, önce masajlarla başladığı şifacılık yolunda kendi keşfettiği, Kauna ismini verdiği çok özel bir yöntem. Bununla ilgili çalışmaları devam ediyor ve bu süreçte neler yaşadığı, hangi aşamalarda şifacılığa başladığı, hangi tekniklerle bu işi daha iyi taşıyabildi, onları soracağız. İnşallah o değerli bilgilerini bizimle paylaşacak. Estağfurullah. Evet Kadir Bey, şimdi Kauna şifacılığa nasıl başladık? Ben ilk başta oradan başlamak istiyorum. Nasıl şifacı olduğunuzu keşfettiniz? Nasıl başladınız? Yani 2000 yılında bir doktor arkadaşımın yanında çalışıyordum. Masaj yaparak gel yardım et demişti bana. Orada bir kanser hastasına ayak masajı, refleksoloji yaparken hepimizin ruhsal rehberleri vardır. Ruhsal rehberlerin vasıtasıyla bana enerji vermem söylendi. Bilmediğim için. Ama onlar bana ellerimi nasıl kullanabileceğini göstererek yardımcı oldular. Ve o kanser hastası çok çabuk toparladı kendini. Pardon, kanser hastasına refleksoloji masajı mı yaptınız? Evet, refleksoloji masajı yapıyordum. Doktor arkadaşım öyle söylemişti bana. Yani ben 2000 yılında böyle bir enerji ya da ne yapılacağını hakkında bir fazla bilgim yok. Sadece doktorun yönlendirmesiyle masaj yapıyordum. Çünkü refleksoloji de komple masajın özetidir. Birçok organa dokunabildiğimiz için. Ama onun yanında enerji vermem söylendiği için iç sesimden. Üçüncü seansa yürüyerek geldi, yürüyemeyen bir bayan. Sonra birdenbire hani bir baraj kapakları açılmış sular gibi herkese enerji vermek istedim. Yani öyle enteresan olaylar yaşadım ki bu süreç içerisinde. Kime hani dokunmadan yapılan bir çalışma, kiminle çalışıyorsam herkes kendini inanılmaz değişikliğini hissediyordu. Bilhane birkaç yıl içerisinde şu anki merkezimi açtım. Ve birçok kişiler gelmeye başladı. Ankara, Ankara dışı, yurt dışı konusunda uzman, duayen insanlar gelip seans yapmaya başladılar. Ben hala bu işin şeyinde değilim yani. Sadece yapıyorum. Yani insanlara dokunuyorum. Yani tabir ederiz ya. Dokunarak. Evet. Yaşamlarındaki o değişikliği görmek beni her zaman mutlu etmiştir. Daha önceki yaptığım işlerle de öyleydi. Ama sağ olsun sevdiğim bir arkadaşım var avukat. O bir arkadaştan ya şu enerjini bize bir yapar mısın dediler. Enerji uygulamasını yaptığımda bana dediler ki vallahi Kadir abi bizi yanlış anlama. Bu çok farklı bir teknik. Yani biz böyle ritüeli olan bir tekniğe rastlamadık. Lütfen buna bir isim koy dediler. Biz böyle ışık bulutunda yüzdürdün. Bu 2000 yılında mı başladı? 2000'de yani başladı ama bu dediğim... Yani masajda insanları belli bir... Masajda kaç yıl masajda devam ettiniz? Yani ben masaj... 68'den beri 68. Spor camiası içindeyim ve birbirimize masaj yapardık. Daha sonra da spor masörü oldum zaten. Yani, spor hayatını... Spor hayatını. Evet spor yani spor hayatı yaparken masaj yapıyorduk birbirimize. Ama daha sonra hani bunu daha rahat olsun. Çünkü insanlara dokunmak hemşirelerin, doktorların, masörlerindir. Yani bir bedene dokunuyorsunuz. Hani etik olsun diye direkt gençlik sporun içinde olduğumuz için gençlik sporun o dönemlerde verilen masaj kursuna katılarak ve belli eğitimlerden geçerek masör oldum. Spor masörü. Ama ben 84'te mesela Amerika'da bel fıtığımda vardı. Ablam beni bir kayropraktta götürdü. Oradaki teknikler ilgimi çekti. Masaj tekniği olarak mı? Şimdi kayropraktik doktordur Amerika'da. Bizdeki gibi 4 yıl, şu an 6 yıl olduğunu biliyorum. Tıp eğitimi alıyorlar. Kemikler üzerinde çıtır 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 böyle. Manuel terapi. Manuel terapi gibi ama kayroprakt bir branş bizdeki. Yani kulak, burun, boğaz, fizyoloji, yani fizik tedavi vesaire gibi. Birçok teknik orada öğrendim. Türkiye'ye döndükten sonra kendimde uyguladım. İşte düşün 84'ten bugüne kadar yıllar geçti. Ben bel ağrısı çekmedim bir daha. Şimdi oradaki teknikleri masaj tekniğimle, iç sesimle
uygulamaya başladım eşime dostuma. Ticari olarak değil tabii ki. Baktım ki herkesin bel ağrısı geçiyor, boyun ağrısı geçiyor, sırtındaki ağrılar geçiyor. Bu sefer anatomi araç okumaya, kas, kemik, sinir sistemi üzerine incelemeler. Ama burada en etkili olan herhalde sizin Amerika'daki. Tabii o yön verdi bana. Bel fıtığı olup da oradaki o tedavi şifayı görüp de bunu herkese söylemem gerekiyor mu? Bunu öğrenip insanlara anlatmam mı gerekiyor? Hayır, öyle hiçbir şey düşünmedim. Sadece merak olarak merak ettiniz. Aldım. Ama tabii çok hoşunuza gitmiştir yani çünkü bel fıtığının. Yani oturamayan birisi, yani ne bileyim düşünün Amerika'da böyle bir popomu biri havada, bu tarafa oturuyorum, bu tarafa havada. Yani ağrıdan duramıyordum. Ağrımadan duramadım. Ama daha ilk seansta oturunca ilgimi çekti yani insan olarak ilgimi çekti. Belki genetik olarak ya da bir başlangıç olduğu için bana bir sürü katalog kitap verdi daha sonra. Bunları Türkiye'de uygula yap diye. Yaptım hakikaten bir sıkıntım kalmadı. Şu an kilo almış olmama rağmen aradan geçen. Sürekli yapıyordum eşime dostuma yani. Sonuçta insanlardaki o düzelme beni mutlu ediyordu. Çünkü her zaman her insan karşı tarafa mutluluk verebilmeli derim ben. Ama tabii bir de bunu vücut olarak, anatomi olarak bildiğinizde bir de masajı özünden şimdi, öğrenir, yani, belli bir aşamalara gelip de sonra manuel terapiye geçmek kendi branşınıza şöyle, hani işte diğer masörlerden anladım. Ya da diğer şimdi, manuel terapi yapanlardan daha farklı bir yere getirmiştir. Ustalara, size. İşini profesyonelce yapanlara, severek yapanlara eyvallah diyorum. Ama şimdi ben dokunduğum an parmaklarım, elim kişinin sırtına, koluna, neresine geliyorsa ben gözümü kapattığım an çalışırken onun hemen altındaki et, kas, sinir, tabii, damar, kemik hepsini algılayabiliyorum. Parmaklarım otomatik gibi problemlerle gider çalışır. Yani bu diğer masörlerin konuştuğum zaman böyle bir şey hissettiklerini algılamadım. Bunlar sadece tecrübeleriyle ya da uygulamalarındaki edindiği bilgilerle iş yapıyorlar. Peki masajla başladınız ama tabii bu konuda çok profesyonelsiniz. Artı sizi daha da üst bir boyuta geçirdi ama oraya gelmeden yani Kaona'ya gelmeden masaj hakkında biraz sorular sormak istiyorum. Masaj nedir? Bir insan düzenli olarak masaja gittiği zaman her insanın vücutundaki yani düzenlemeler nelerdir? İlla bir ağrısı sorunu olmamalı. Her insanın belli periyotlarda masaj yaptırması gerekir. Yani eskiden biz psikoloğa gidene ne derdik? Deli gözüyle bakardık. Ne işin var orada? Deli misin derdik. Ama batılı ülkelere baktığımızda her insanın bir psikoloğu vardır ve belli periyotlarla gidip rahatlayacaktır. Yani içindeki birikintisini bir şekilde bir yere boşaltması gerekir. Bizde maalesef son yıllarda bu oldu. Şimdi masaj bir kere psikolojik soruna idealdir. Yani enerji çalışmasının yanında bana gelen psikolojik sorunu her neyse, hangi aşamadaysa mutlaka ben kahuna yaşam enerjisi yapıyorum ve ağırlıklı komple masajla sırt boyun baş yapıyorum ama ağırlıklı komple masajdır. Ben basit bir şey söyleyeyim, siz de manuel terapistsiniz. İnsanların veya vücudumuzdaki ana akü neresidir ağrıları emen? Kalçalar mı? Evet. Kalçalar, sırt, omuzlar. Yani sırttaki ağırlıklı bütün sırtımızı, belimizdeki ağrıları kalçalar, yuvarlak kaslar emer. Oturup kalktıkça da topraklama yaparız. Peki ağrılarımız çoğaldığı zaman bu kalçadaki ağrı nereye kayar? Baldırlara kayar. İkinci yedek akülerimize kayar. Yani bir kişinin ağrısının ya da bir kişiye komple masaj mı, neye ihtiyacı var olduğu, yüzü koyu yatırın, kaba iğne yapılan yere elinizden şöyle bir bastırın, tepki veriyorsa baldıra gelin. Şöyle hafif tutun, sıkmak değil bakın. Orada da canı acıyorsa o zaten beden bitiktir. Otomatikman ona komple manuel terapi gerekir. Tabii ki biraz ağrılı oluyor ilk birkaç seans. Çünkü belli bir bası uygulamak tabii, gerekiyor. Manuel terapi. Yani okşarsan tahrik olur. Amaç tahrik değil. Kişiyi tam tersi tahrik olan kişilere bile biraz sert uygulayarak işimizi yapıyorum ben. Çünkü profesyonel çalışıyorum. Peki manuel terapiyle masajın arada farklarını masaj belli teknikleri dersin. Olan bakın belli teknikleri olan kişileri birinci derecedeki yani katmanın içindeki sorunları çözer. İşi biraz profesyonelse biraz daha bası uygulayarak yapar. Manuel terapi masajın biraz daha farklı basıları yani belli noktalara direkt parmak işte ne bileyim yumruk vesaire gibi belli noktaları bası uygulayarak yapılır. Peki iskelet yani, sistemine nasıl artıları vardır masajın?
Ayrı soruyorum. Şimdi bakın, iskelet ayrı sistemi kemikte eğer bir sorun yoksa, ki öyle başıma da geldi, benim bir ağrı için çağırdılar. Masaj yapmaya başladım sırtına. Fakat bir şekilde beni tutuyor rehberler. Dedi ki masaj yapma. Önce anlamadım. Çünkü bazı olaylarla ilk defa karşılaşıyorsunuz. İkinci gittiğimde hiç dokunamadım. Tıbbi verilerini sordum. İşte şu onu yaptırmışlar, bunu yaptırmışlar. İç sesim dedi ki peki kemik taraması ya da kemik sintezi ya da kemik ilik baktırdınız mı? Bir baktırın dedim, farklı bir şey var. Kemik kanseri çıktı. Hem de ileri safa. Şimdi o tür şeyde yapamıyorsunuz masaj. Tabii masajın yeri ayrı. Anlatabildim mi? Yani şimdi uygulanacak olan kişilerde şimdi bunları ayırmak gerekebiliyor. Yani kişiye nasıl yapabileceğini algılamanız gerekiyor. Sadece masaj olarak girip masaj yaparsanız kişileri rahatlatırsınız. Ağrıları artmışsa o zaman manuel terapi gerekir. Yani ağrısı olan bir kişiye masaj yaparsanız gevşetirsiniz ama başlar. Manuel terapi daha uzun ya da çok ciddi oranda sorununu geriye çeker. Hiçbir şey %100 değildir. Yani bir boyun fıtığı geldi, bel fıtığı geldi. Buna manuel terapi ya da belli bir manipülasyonlar yaparak kişiyi rahatlatabilirsiniz. Geriletebilirsiniz. Ama kişiye belli de bir egzersiz, belli hareketler vermeniz gerekiyor. Yoksa yine nükseder. Yani fıtık olan bir kişi, bel ya da boyun fıtığı, bütün doktorlar da aynı şeyi söyler. Artık hayatın boyunca o fıtık vardır. Ameliyat dahi olsan o vardır. Ondan sonraki hayatına dikkat edeceksin. Etmezsen nükseder. Peki her hastalığın aslında gençlerde özellikle psikolojik ya da duygusal bilinçaltında bir kodu var. Bel fıtığı olmanın ya da diğer hastalıkların bilinçaltındaki altyazıları nedendir? Daha doğrusu ne soracak olursam, insanlar genç olduğu halde neden hastalanır? Bunun hasta olmadan çareleri var mıdır? İnsan kendini nasıl iyileştirebilir? Şöyle söyleyeyim, bel fıtığı ya da boyun fıtığı olmuşsa kişi artık gençlere kadar indi. Bunun duygusallıkla alakası yok. Yanlış oturuş, yanlış giyinme ve postür bozuk yani. Biliyorsunuz şu an herkes bilgisayar başında, kafası oyunlarla bilgisayara eğiyor. Direkt boyun, kasları gerildiği için boyun fıtık olabiliyor. Ya da yanlış bir şey ya da kazaların etkisi olabiliyor. Ama bel direkt ağır kaldırmakla. Ama yanlış hareketler. Emin olun ortaokula giden ya da liseye giden çocuklarda ben bel fıtığı değil, boyun fıtığı görüyorum. Bakın spazmdır bunlar. Yani o kadar küçük çocuklarda spazmdır bu. Ya da hani sinir sıkışmasıdır diyeyim. Şimdi fıtıkla sinir sıkışması ayrıdır. Etrafta bir sürü fıtıkçım diye dolaşıyorlar. Bazılarıyla tanışıyorum, konuşuyorum. Onlar sadece sinir çekiyorlar. Yani böyle kalırsınız böyle. Adam gelip pat bir çeker belinizi. Ah çünkü sinir kurtulur oradan. Olay geçer. Şimdi bu farklı bir şey. Yani sinir sıkışması ayrı bir platform, bel fıtığı ayrı. Yok şu son zamanlarda 17-18 yaşında kızlar geldi. Geliyor. Ve onlar yani teşhis konmuş bel fıtığı, artı fizik tedaviye göndermişler. Fizik tedaviler artık dedim 17-18 yaşında. Yani şimdi, bu kadar düşmemesi lazım. Ağır kaldırmazlar, onların kemikleri gelişmeler. Duygusal çöküntüyle, sinirsel, duygusal bozuksa, sinirsel, ben fıtık olabileceğine inanmıyorum. Ama şeyde çok haklısınız. Gerçekten hep aynı sabit durmak, eğri oturup da işte bilgisayarda ya da şimdi, hep aynı o duruş botu yani, bozukluğuyla ilgili. Nasıl televizyon izliyoruz koltuklarda böyle yayılıyoruz. Şöyle bir es oluyoruz. Evet. Şimdi bu da fıtık tespiti. Eskiden gençlerimiz daha dik otururdu. Ya köydeki insanlarımız nasıl oturur? Dizini katlar, kalçasını yani altına koyar. O leğen kemiğine değdiği zaman topuk omurgayı dik tutar. İsteseniz eğilemezsiniz. Ben mesela birçok kişiye bunu öneriyorum. Doğru oturuş nedir sizce? Gençlerin ya da bütün arkadaşlara bir önerecek olsak. Yani doğru oturuş, iskeleti düz yani tutabilecek başla beraber. Sırtını şöyle bir içeri çekecek, kafasını yukarı kaldıracak. Mutlaka bu oturuşa sahip olmalıyız. Evet, genç kızlarımız nasıl gidiyor? Hepsi böyle hele de genç kız olurken kafalarını eğiyor. Niye? Göğüsler sallanmasın diye. Göğüs kasları buralar çöküyor. Hemen ensedeki kemikler dışarı çıkıyor. Duruş bozukluğu oradan başlıyor. Bırak diyorum arkadaşım, senin silahın yani göğsünü geri yani söz bile var, göğsünü geri yürü. Kimden yürümemek gerekiyor. Tabii eğri ki. Oturmamak gerekiyor. Ama işte bu biraz da ailevi olaylardan geliyor. Yani kendine güvenen bir çocuk olsa, kız çocuğu olsa böyle bir sıkıntısı olmaz.
Çünkü kafasına işleniyor. Aman uzak dur, şunu yap, bunu yap. Çocuklar hepsi problemli. Şimdi bu ağrılar konusunda ya da psikolojik sorun olan kişilerde ne kadar genç yaşta gelinirse o kadar faydalıyım. Ya da ne bileyim, işte biliyorsun beyin pıhtı atıyor. Doğum anında ıkınırken pıhtı atıyor. Kısmi geçici felçler oluyor. Birçok etrafımızda duyuyoruz. Belli fizik tedaviyle, belli olaylarla belli düzeye kadar gidiyor. Ha, bana geldikleri zaman hep söylüyorum. İlk 6 ay gelirse çok yüksek oranda o sıkıntıdan kurtarıyorum. Felç hastaları için değil mi? Tabii ki bakın. Çok... Masajla, manuel terapi hem enerji, kavun enerjisi hem manuel terapi. Hepsi bir bütün. Çünkü. Tabii ki birbirini tamamlar. Enerji içeriden dışarı doğru temizler, masaj dışarıdan içeri doğru öpüşürler. Benim kavun enerjim muadili yok diyorum ben. Yani bir zamanlar yani bütün enerji sistemlerine saygım, bütün ustalara, duayenlere saygım var. Tabii. Ama maalesef şimdi o kadar çok merkez var. Tabii ki herkes işini yapıyor. 2 gün eğitim veriyor. Ertesi gün eğitim alan kişi ben uzmanım diye çıkıyor piyasaya, ustayım diye çıkıyor piyasaya. Yani daha neyi öğrendin ki? Yani ehliyeti alan kişi, ben öyle örnekler veriyorum. Onlar da mutlaka tecrübelerini... Ama süreç içerisinde o yola çıktıktan bu. Sonra, şifacılık yoluna çıktıktan sonra o bir başlangıç umuyorum. Eğer ego olarak... O konuşma, ego o olarak, söz... Bakın şifa yolu, şifa yolu diye bir şey yok. Şifacılık yolu. Şimdi şifacı zaten doğuştandır. Ama burada mutlaka şifacı olamazsınız. Tecrübeler olacaktır. Bakın. İşte mutlaka enerji ve şifayı keşif kendine şimdi aittir. Yine, bakın enerji ve şifayı ayırın. Çok iyi enerjistler var. Eğitim almış yurt içinden kendini bu işe adamış. Çok başarılı. Tanıdığım çevrede birçok arkadaş da çıkacaktır bu yola. Ben destekliyorum. Ama şifacı olamazsınız. Şimdi şifacılıkla enerjinin ayrıdır. Şifacı var. Doğarsınız. Bakın şifacı genetiktir. Bu sizin atanızdan, ananızdan, babanızdan, dedenizden, daha eski ocak dediğimiz kişilerden gelen, size verilen bir görevdir bu. Ailede biz mesela 5 kardeşiz, ablamla bende var. Ama ablam kullanamıyor. Niye? Çünkü kendini nötrleyemiyor. Dokunduğu kişinin rahatsızlığı kendisini alıyor. Defalarca söyledim. Neyse şimdilik yapmıyor. Yani şifacı olmak çok aman önemli bir şey değil. Ama işte enerji şifası, şifa enerji dedi mi benim şantelleri atıveriyor hemen. Yani yok öyle bir şey. Yani insanlara bunu yapmayın. Şifa tene dokunduğunuz an geçer. Bana gelirler şifa çalışması yapıyor musunuz? Ücretini. Allah vergisi ücretsizdir. Çünkü zaten 1-2 dakikalık bir çalışmadır. Yani ben elimi koyup saatlerce durmamı gerekmez ki. Kişi iyileşene kadar 3-5 seans içinde zaten olması gereken o. Peki oluyor. Enerjiyle kavunanın arasındaki fark şimdi, nedir? Bu da bir enerji. Bütün ben enerjileri şöyle düşünün, bir ağaç gövdesine benzetirim. Hepsinin kökü aynı yerden gelir. Ama nasıl, burada armut ağacı vardır, elma ağacı vardır. Yani aşıladığınız zaman birçok ağaç çıkar. İşte buradan yani farklı enerjiler kainattan geliyor. Yani radyo frekansı gibi diyeyim. Nasıl radyoda tık 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 oynayınca değişik müzikler çıkıyorsa... Nereye istiyorsanız orayı dinleyebiliyorsunuz değil mi? Bu enerjilerin hepsi insanların iyiliği için, insanlara faydalı olması için gelen bir kanal. Doğru kanalsanız alırsınız verirsiniz. Bizler paratoneliz. Alırız veririz. Ha, kişinin yapısı itibariyle çok aşırı enerjiye ihtiyacı varsa, başka arkadaşlarımdan bilemiyorum bazı yani duymadım. Mesela ben çok terlerim o zaman. Hatta diyor ki vanayı açıyorlar, şırıl 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 terlerim. Vücut ısım zaten yüksektir, daha çok ısınırım. Benden de gidiyor o zaman, o da beni yıpratıyor. Normalde hiçbir enerjisi kendinden bir şey vermez. Verirse hastalanır zaten. Hangi enerji kanalıysa alır verir. Bizler aktarıcıyız. Bütün enerjisler de bence aynı. Hepsi için aynı diyorum bakın. Kahuna da ben de alıyorum, aktarıyorum. Ama... Kahuna'nın mesela bir özelliğini ben size söyleyeyim. Hangi enerji kanalında çalışırsanız, danışan olarak diyeyim. Ve kaç seans alırsanız alın. Şimdi bir seans yapan da var, 20 seans yapan da var. Yani fazlası var ama önemli değil. Sonunda mesela çakralarınız açılır değil mi? Kaç gün gider? Kişiye göre değişiyor. 15-20 günü geçmez. Valla benim hastalarım gidiyor bir daha da işte geri dönmüyorlar yani.
dönemeyi çalışamadım. Bilmiyorum yani. Ölçün bakın şimdi. Ben kahuna enerjisi uyguladığım zaman çakraları yaşam boyu kapanmıyor. Auraları yüksek. Tabii yanında bir parantez açıyorum. Çünkü çalışan bir makine diyorum bedenimizde. Nedir bu? Bir şok, bir travma, bir kaza geçirebilir miyiz? Tavsiye etmiyoruz ama geçirebiliriz diyorum. O zaman biraz geriye gidebilirsin. Ya da 5 saatten uzun narkozda bir ameliyat geçirirsen, kesilen yer çünkü aurayı yırttığı için o bölgen tıkanabilir yine. Bloke olabilir. Kapanabilir. Hani birçok tabirler var ya. Ha böyle bir kişi geldiğinde bana söylemese bile, sen ameliyat geçirmişsin şu bölgenden, şöyle bir sıkıntı geçirmişsin çakraların durumuna göre deyip, bir maksimum iki seans çalıştığım insanlar var. Bu onarıcı. Ama çoğunluk insan geliyor 3 sene, 5 sene sonra, ölçümleme yapıyorum sarkaçla. Gayet iyisin diyorum. Gelmişken bir seans alayım. Nereye vereceğim? İşte bardak. İşte şu eksilmiş, buna ben su koyabilirim üzerine. Ama tepeleme su dolu. Neresine koyacağım suyu? Yani size gelen danışanlarınız, diyelim vücut boyutunda tamamen enerji seviyeleri düzene girdi. Kaç yıl sonra gelse bile çakralarda bir dengesizlik yok. Ölçümleme yaptığım zaman yok. Bakın çoğunluk diyorum. Ya da işte böyle ameliyat geçiren ya da ciddi psikolojik sorun. Peki duygusallık yaşadıklarında aşırı şok. Ha üzüntü. Şöyle söyleyeyim. Bakın ben size çok bakıyorum. Şimdi bana geldiniz. Ben size bakıyorum 91 diyorum. Yani 100 hiç kimse 100 değildir. Sizin maksimum kapasiteniz 91. Bana geldiniz, kahun enerjisi aldınız. 8 seansın sonunda atıyorum 87-88 seviyesine kadar çıkartıyorum ben sizi. Ama bir ay daha çalışmasak bile sizde hala yoğun bir şekilde o enerji yüklemesi devam ediyor. Ve 91'e çıkıyorsunuz. Ama hayat düzgün gitmiyor. Öyle bir şey yaşıyorsunuz ki wow diyorsunuz, bam 100'e çıkıyorsunuz. Ama bir müddet sonra yine 91 seviyesine iniyorsunuz. Ya da öyle bir şey yaşıyorsunuz ki 75'lere bile düşebiliyorsunuz. Ama tekrardan 91'e çıkıyorsa o balans sizin yaşamınızla ilgili. Çünkü hayat muhteşem geçmiyor. Ne bileyim Türkiye'deki güncel olaylar canını sıkılıyor, eşinize sıkılıyor, komşuya sıkılıyor. Ona yani sonuçta biz de bir mekanizmayız. İyi ve kötü arasında gidip geliyoruz. O dengeyi enerjiden sonra koruyorsunuz artık. Bunu ben süreç içerisinde, çünkü bana kimse eğitim vermedi. Ama bütün eğitimlere katılıyorum. Hangi usta geliyorsa, eğitim veriyorsa oturuyorum, izliyorum, bakıyorum, öğreniyorum. Ama uygulamıyorum. Öğrenmeniz sonu çünkü neden? Çünkü. Kişi hakkında bilgi alıyorum, o teknik hakkında bilgi öğreniyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama ben diyorlar ki niye yapmıyorsun? Her işi ustası kendi yapar. Eğer böyle secerenize yüzlerce eğitim almış bir kişiyseniz ve hepsini yapıyorum diyorsanız kusura bakmayın ben diyorum ki hiçbir şey yapamazsın. Çünkü hepsini çeyrek çeyrek yaparsın. Bir kişiye soracağım. Ego nedir sizce? Ego biraz önce dedik kendisini ya, dev hani aynasında görmektir. Kötü. Bakın, ya da kendisini işte içsel olarak bazı çıkamadığımız olaylar var dediniz. Hani şimdi, ilerlememek adına. Ego bir, buna kendine engel... güven. Bakın kendine güvendir ama bu güvenin de basamakları vardır. Şimdi kendinizi çok büyük dev aynasında görüyorsanız kimseyi beğenmezsiniz, herkesi eleştirirsiniz. Ego iyidir, doğru kullanıldığı sürece. Yani artıyı eksiği dengeyi kurmanız gerekir. Sizin yeriniz bellidir, benim yerim bellidir, onun yeri bellidir. Yani kişi kendi yerini bilmelidir. Bilmiyorsanız yani... Peki neye göre belirleyeceğiz yerinizi bilip bilmeyi? Başkasının yerini... Şimdi ben kimim diyeceksin? Kapasitem nedir? Yani size 10 kiloyu vereyim taşırsınız. 30 kiloyu koyayım çık diye düşersiniz. Değil mi? Yani neyi yapıp neyi yapamayacağınızı bilmeniz gerekir. Ben taşırım canım dediğiniz an taşıyamazsın işte. Bilginizi biliyorsunuz, siz biliyorsunuz. Ama bilmediğiniz konuda ahkam niye kesiyorsunuz mesela? Var etrafımızda böyle. 2 tane kelime öğreniyorlar. Ağızda iyi laf yapıyor, etrafa bir anlatıyor. Dinleyen zaten bilmiyor, wow diyor. Ama altı boş. Piyasada öyle dolaşan insanlar var. Yani bilmiyorsan bilme. Bilmediğin konuda niye konuşuyorsun o zaman? Çünkü karşıdaki zaten bilmiyor. Yani bizim dini konularımız öyle değil mi? Açıp Kur'an'ı okumuyorlar, incelemiyorlar. Hacı hocayı dinliyorlar, onların doğrultusunda gidiyorlar.
Ama insan normalde kendi içselliğini keşfetmek zorunda. Herkes. Bilgelikten önce içsel yolculuğumuzun farkına varıp kendi inancımızı, imanımızı, kendi yaratılış amacımızı, kendi hayat yolumuzu sürekli kendimizle ilgilenip kendi içselliğimize yükseldiğimizde zaten bilgelik boyutuna da ulaşıyoruz. Çok güzel. Kaç kişi yapıyor? Daha sonraki bilgilerle de onu geri bildirimler diyoruz. Tamam, evet, ben hissetmiştim ve şuradan da şu bilgi geldi. Birbirine ekleyerek devam ediyoruz. Harika. Kaç kişi yapıyor? Ama çok güzel bir şey söylediniz. Hep birilerini dinledik. Ama onun hayat yoluydu. Onun hayatındaki tecrübelerdi. Ama senin tecrüben, hayat tecrüben sana ait. Bir olay karşısında, olumsuz bir olay karşısında vermiş olduğun tepki sana ait. Karşıdaki aldığın bilgi orada sıfırlanıyor. Gideceğin yolun haritasını kendin çizmezsen başka yollara, sokaklara girip... Evet, kendi benliğinizden ayrılmış olursunuz. Yol devam etmeden tıkanıp da kalabiliyor şimdi, insan. Orada tıkanıklıklar başlıyor değil mi? Hani insan tıkanıyor diyoruz, enerji boyutunda tıkanıyor diyoruz. Araştırmıyoruz. Bakın. Kendi istediğimize dönmediğimiz için aslında. Başkalarını suçladığımız için, yargıladığımız için. İlgün Hanım, siz teksiniz biliyorsunuz değil mi? Hangi konuda? Şu görüntü olarak evet, teksiniz. Ben tekim, evet. Hepimiz tekiz. Hepimiz tekiz, doğru. Tek. Başka bizim benzerimiz olabilir ama DNA'mız değil mi? Parmak izimiz tamamen size ait. Doğal olarak ben basit bir ego çalışması yaptırıyorum mesela. Dinleyenler varsa tekrarlasın. Ben, benim. Ki ben kelimesinden hoşlanmam. Biz, benim hoşuma gider. Biz olmak. Ama burada egoyu kullanacaksın diyorum. Ben, benim. Tekim. Çok özelim. Kendimi seviyorum. Kendimi beğeniyorum, takdir ediyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Bunu gerçekten içimize hissetsek olay çözülecek, evet, bitecek. Şimdi düşünün ki kendinizi sevmiyorsunuz. Maalesef. Kendinizi sevmiyorsanız ilişkilerinizde mutlu olamazsınız. Çünkü karşıdan sevgi bekleyeceksiniz. Sürekli başkalarından destek. Ama o sevgi size yetmeyecek ki, çünkü siz kendinizi sevmiyorsunuz. Yani karşı taraf, karşı cins size %100 sevgisini versin, yetmez. Önce kendinizi seveceksiniz. Kendini. Aynaya baktığınız zaman, uy ne tatlısın canım benim, seni çok seviyorum diye kendinize sarılıp kendini seveceksiniz. Kimse aynaya bakmıyor. Ayna demek kaşını gözünü, kirpiğini, saçını tarıyor, çıkıyor. Kendi bedenini sevecek. Çünkü bu beden benim, senin. Yok, öyle de, böyle de benim yani. Bundan mutlu olmak durumundasın. Kendini takdir edeceksin. Karşı taraftan beklemeyeceksin. Biri sana kızsa, yani ne biçim program yapıyorsun, hiç beceremiyorsun dese, bozulur musun mesela? Hayır, bozulmam. Ama şimdi birçok kişi de bozuluyor mesela. Ben spiker değilim. Hayır, anlatamadım. Falan yani, falan ama... Yanlış anlamayın yani. Ben buna rağmen başladığımda kendime de gurur duyuyorum. Çok anlatamadım doğru. Bakın şimdi. Doğru doğru. Bunu söyleyen çok onu var. Anlıyorum. Yani sen diyorum ki bir kadın olarak, ne biçim yemek yapıyorsun, beceremiyorsun bu işi. Ne çirkin kadınsın. Şimdi peki bu, aslında bu eleştiriler ne amaçla söyleniliyor? Yani kıskançlık, ne amaçla? Kıskançlık tabii. Evet ki. Aslında onların altyazısı kıskançlık. Bunu söylediğiniz zaman siz bir de çok ilginç olan bir şey var. Konuyu bilmeyen insan gerçekten daha çok şey yapıyor, şikayet ediyor, daha çok eleştiriyor. Yani bir uzman vardır, bir konuyla ilgili bir uzman vardır, diğer uzmanı. Eleştirme hakkına sahip ve doğru eleştirir. Neden eleştirir? Eleştirir ki uzman olduğu için karşısındaki insan daha iyiye gitsin diye. Biz yemek yapmayı bilmeyiz, aşçıları eleştiririz. Terzi değilizdir. Düğmeyi dikmeyi bilmeyiz. Bütün terzileri eleştiririz. Şimdi burada bir dengesizlik var değil mi? Yani konuya hakim olan insanların başka bir konuyu eleştirmesi çok güzel. Ama hiç bilmediğimiz halde her şeye şikayet etmek... Ego burada bence başlıyor. Şimdi ben size basit bir şey söyleyeyim. Hani ben kendi eksikliğimi, yetersizlik duygumu, değersizlik duygumu, işte bu işi daha iyi yapan insanları kıskandığım için aslında hep böyle eleştirip, o şöyle böyle biraz önce dediğimiz gibi laf kalabalığıyla, işte okumuştur şuradan buradan, kendini çok yadırgamak da istemiyorum kesinlikle ama bence egonun başlama noktası orası, hiç kimseyi beğenmemek. Evet. Kendini beğenmez aslında altyazı ve ondan da daha tehlikelisi kıskançlık. Kıskançlık hakkında özellikle konuşmak istiyorum. Çocukluğumdan, çocukluğumdan mesela bakın size bir öğreneyim de onu konuşuruz. 64'te biz Ankara'ya geldiğimizde
daha öncesi pardon 64 senesinde yok 60 ilkokul 4. sınıfta sabahları uyandırılıyordum, karşımda 4 kişi oturuyordu. Varlık, ruhsal varlık. Soru sormadığım için bana cevap vermiyorlardı. Pardon, bir daha orayı sorabilir miyim? Ruhsal varlık. Ruhsal varlık. Rehber. Direkt rehberleri görebiliyorsunuz. Tabii ki. Ya, o dönem görüyordum. Şimdi de görüyorum. Duru görünüz açık tabii, zaman. Normal bir insan kılığında değildi. Sabaha doğru ve gün ışığında kayboluyorlardı. Anneme söylediğim zaman, babama, eşime, dostuma. Kaç yaşındaydınız sonra? İlkokul 4. Yani demek ki. O zaman ilkokul 4'te hayal görenler olursa ya da böyle. Ama çocuklar daha çok görüyor zaten. Daha bu çok. Onlar hemen hastalandı varlıkları falan diye panik yapmadan doğal karşılamak tabii ki gerekir mi? Ama işte biz de ne yapıyoruz? Ama psikoloğa götürüyorsun. Psikologlar bunlara inanmadığı için hemen bir sürü teşhis konuyor. Halbuki ben hep onu söylüyorum. Doktorlar bizleri kullansalar. Ben bakın elimi şöyle tarayarak koyuyorum. Burada sorun var, ciddi. Bir şeyim yok ki diyor. Gittin diyor, ultrason çekti, çıkıyor. Erken teşhis. Şimdi bunu ben yapıyorum dersen birçok arkadaş da yapıyordur. Benzer çalışarak. Doğru. Aslında şimdi biraz önce dedik ya şey, duru görünün açılması. Sizin daha dördüncü sınıfa gittiğinizde varlıkları görüyor olmanız sizi korkuttu mu o zaman? Ya tabii da anlam mı veremedi? Önce korkuyordum. Çünkü yani düşünün ki çocuksunuz ve karşınızda normal bir şey görmüyorsunuz. Soru sormadığım için de, onlar çünkü genelde rehber olduğu için soru soracaksın, isteyeceksin, yardım edecek sana. 1,5 yıl sonra kayboldular ama kaybolmamışlar. Siz 1,5 yıl boyunca onlara hep diyordunuz. Sabahları. Annenize söylediniz. Söylüyorum. Karabasan görüyorsun. Aman canım boş ver, büyütüyorsun. Yok ışık yansımasıdır gibi beni sürekli böyle. Çok iyi ama o şekilde tepkiler çok iyi. Tabii ki ben de ne olduğunu açıkçası bilmiyordum. Süreç içerisinde 2000 yılına kadar. Ha, 64'te Ankara'ya geldiğimizde çocukla işte mahalle kavgaları falan böyle. Bir de Allah vergisi güç, ben böyle arabaları kliko gibi kaldırıyorum falan, yani böyle bir de güç vardı. Küfür edildiği zaman bana, bakın niye yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Hem de elim böyle yapardım. Çok güzel küfür ediyorsun, devam et. Ben aynayım derdim. Niye öyle söyledi mi? O zaman anlamıyordum ama iç sesim bana bunu söylettiriyordu. Ve direkt gözüne bakıyordum o kişinin. Küfrederken hani gözüyle düşünüyordu. Bir an kendine geliyordu ve daha çok sinirleniyordu ve kaybediyordu. Kendisini görüyor. Kötü söz sahibine aittir. Sahibim. Ama şimdi topluma bakıyorsun, herkes gergin. Herkes böyle yani istim üstünde patlayacak yer arıyor işte. Trafikte birbirine bağırıyorlar, işte magandalık almış başını gitmiş. Neden? Öfke patlaması. Yani birbirine küfrederek, bana istediğin kadar küfret. Beni ilgilendirmez ki. O onun içindeki safraları dışarı atıyor. Onun demesiyle bana bir şey olmuyor ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani toplumumuz olayları biraz daha sakin görse insanlar daha huzurlu ve mutlu olur. Niye herkes mutsuz? Gerginlik, ekonomik sorunlar, işte ilişkiler vesaire 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 gidiyor. Sen kendi içini değiştirirsen, kendi içini temizlersen çevrendeki insanlar da huzurlu ve mutlu olurlar. Ve bu düzen dalga dalga denize atılan taş gibi herkese gider. Bana geliyorlar danışanlar, işte eşini şikayet ediyorlar. Ben onu değiştirmeye çalıştım, saçımı süpürge yaptım, işte para harcadım, şunu yaptım. Değişmedi. Derdin ne? Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Sen değiş, o değişir. Çalışmalar yapıyoruz, ilgilendiriyoruz. Pat 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 bir bakıyorsun, her şey güzel gidiyor. İlişkilerin de şu anda bu kadar problemli olmasının sebebi yine ego mu? Ya da karşıdan tabii ki yani mi? İlişkiler nedir? Bir kere tatminsiz bir insanız. Erkek olarak da tatminsiziz, kadınlarımız daha tatminsiz. Tatmin derken? Duygusal, bedensel, cinsel. Duygusal, şimdi kadınlarımız daha duygusaldır erkeğe göre. Genel, yani istisna aradakileri saymıyorum. E şimdi bir erkek olarak onun doğum gününü hatırlamıyorsa, eve bir çiçek getirmiyorsa, onun gönlünü alacak bir şeyler söylemiyorsa, sadece onu bir cinsel meta olarak görüp, işini görüp dönüyorsa, kadınlarımız bir kere hem tatminsiz hem duygusal olarak şimdi sorunlar. Geçen yıl biliyorsunuz 380 küsur tane kadın cinayeti var. Yani o çiçeklerle gitmeyi bırakın. Bizim genetik yapımızda da var galiba kadına şiddet. Vallahi biraz da hukuk. Kadını ezmek. Hukuk, köle mantığı hala devam ediyor. Bakın şu anda şu dönemde öyle bir durum olmadığı halde. Ve şu anda çocuklara
cinselsiz var. Daha da fazla. Bunların ana sebepleri nedir? Bakın, nasıl değiştirilir? Kanunları yapan kim? Erkekler. Niye kanunlar içinde bir kadın yok? Aslında kanunlar doğal olarak, bir de İslam'ı da. İslam'ı da. Yani İslam dinine baktığımız zaman köleliği kaldıran, kadına değer veren. İslam'ın içine giriyorsanız. Bir din, ama maalesef din adamlarımız eski geçmişten kalma. Kadına şiddeti bir şekilde işte kadını dövebilirsiniz bile. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yazmıyor. Kesinlikle. Çünkü nereden Kur'an-ı nereye? Kerim'de diyor, i̇şte benim ayağımı öpmeden cennete gidemezsin diyenler var. İşte benim evimde yemeğini yapacaksın, şunu yapacaksın. Gerçekten köle, bir kadına bir köle bakılmış. Köle zihniyeti. Bunu köle, yapan kim? Zihniyeti. Erkek egomanyası. Bir erkek olarak söylüyorum ama yanlış. Ama bu kabul ettirilmiş artık. Ve bunu kabul eden cahil erkek, yobaz erkekler. Yobaz. Maalesef kadınlarımız da bunu kabullenmiş. Ya kadının normalde emanet denebilir ya da kadın aslında daha da taşıyıcıdır, daha da eşine güç vericidir. Karısına değer veren bir erkek her zaman başarılıdır. Çocuklarına da değer veren. Karısına değer veren bir aile reisi ev çok daha başarılıdır, daha mutluluk içerisindedir. Şimdi cahil insan yobaz zihniyet içerisinde yetişiyorsa kadına her türlü şiddeti yapar. Ama bunu din adına yapmamak gerekiyor değil mi? Din yani diye bir şey İslam kalmadı dininde, ki. İslam dini kaldı mı? Şey yok. Bakın çok açık söyleyeyim. İslam dini kaldı. Adı var. Uygulama o kadar farklı ki. Herkes kendine göre bir din çıkardı. Hepsi İslam diyor. Hepsi Müslümanız diyor. Kardeşim hanginizin yaptığı iş Kur'an-ı Kerim'de yazıyor? Açık söylüyorum ben bunu. Peki bunları toplu olarak az önce dediğiniz gibi... İşte birisi bir şey söylüyor, arkasından işte duyduklarını uyguluyor. Kendi özüne, iç benliğine bakıp bakın, da aslında ruhunu hissetmediğinden orada bir kopukluk olduğu için mi bunca büyük uçurumlar bakın, var herhalde? Bu işi burada biz konuşamayız. Ben din uleması değilim, din alimi değilim ama İslam'ı çok iyi araştırmış, okumuş, kendimce doğruları bulmuş biriyim. Benim bakışım tamamen Kur'an ve peygamber üzerine. Ben öyle peygamberin nedir? Şeyleri, hadislerini filan da değil. Zaten benim hadislerime uymayın demiş kendisi bile. Ama uydurma hadislerle insanları kandırıyorlar. Bu iş hükümetlerin işi. Tüm İslam alemindeki İslam Birliği gibi bilmem neler var ya, hepsi erkek, yani hiç kadın yok. Bu işi onlar eğer istiyorlarsa, gerçek İslam'ı onlar yaratacaklar. Lafla peynir gemisi yürütülmüyor. Oturuyorsunuz, hepsi zengin. Hepsinin üçer, beşer, onar tane haremi var. Yok İslam'da böyle bir şey. Peygamber 4 tane alın demiş. Niye alın demiş? Savaş döneminde. Savaş döneminde çünkü giden erkekler ölüyor, kadınlar açıkta. Kötü yola düşmesinler diye ve bakabileceksen al demiş. Cinsel obje olarak değil. Kadının koruma alanında. Onu seveceksen, himayene alabileceksen, bakacaksan diye demiş. Uygulayan kim? Kimse yok. Köle pazarında en çok satılanlar kadın. İslam dilinde öyle bir şey yok ki. Yani adı İslam, Müslüman, herkes kendine göre Müslüman. Ben hep şunu söylüyorum, rehber Kur'an. Ben ofiste bazen örnek veririm kalabalık olunca. Bakın bende bir sürü kişinin meali var. Hepinize vereyim, bir tane de ben alayım. Başlayayım okumaya. Herkes diyecek ki, burada böyle yazmıyor sonra, ki diyecek. Hayır, burada böyle yazmıyor. Uygulamaya geçmek çünkü önemli. Mealler bile farklı. Hayır, bir de uygulamak gerekiyor. Yani öğrendiğini uygulamak, hayatına geçirmek çok önemli. Ben uygulayan birisiyim. Uygulamak. Ben hacıyı, hocayı, onu bunu dinlemem. O gider, o gelir. O gider, o gelir. Hiç fark etmez. Atatürk çok güzel. Burası şeyhlerle, bilmem nelerle yönetilecek bir yer değil demiş. Hepsini temizlemiş. Her taraf cirit atıyor şu anda. Her yerde cirit atıyor. Camilerde çoğu kendi hocasını koyuyor. Diyanetin hocası yok. Bunu bizler değil, devletin buna el atması lazım. Eğer gerçekten ülkenin huzur ve barışı isteniyorsa... Bu benim sorunum değil. Politikacıların sorunu. İnsanlar kendi nasılsa, halk nasılsa diyor, o şekilde idareci gelir. Yani biz bireysel olarak üzerimize düşeni yaparsak, tabii ki bu büyük bir topluma yansıyacak. Tabii ona göre de bir idareci gelecek. Yani idarecileri ya da ötekileştirmeden, insanları yargılamadan. Orada aslında şu anda üzerimize düşen sanıyorum bizim kendi bilgeliğimiz. Kendi içimize dönmek. Bir kişi, üç kişi, beş kişiyle bunlar olacak bir şey değil. Bunu yapmaya başlarsa... Herkes birbirine bir şekilde sesle devam edecek. Bu bir süreçtir diyorum. Bu bir süreç geçecek. Allah sonumuzu hayretsin diyorum ben. İnşallah. Konu nereden nereye? Çok güzel oldu. Asla vazgeçme demişsiniz bu kitabınızda. Evet. Kahuna asla önce... vazgeçmek. Bir dakika şöyle söyleyeyim. Kahuna kitabı
Benim kendi ilk çıkardığım, 2015 yılında çıkardığım kitaptır. Bu benim hayat hikayem, kahuna hikayem. Kahuna teknikleri, bütün aşamalarını belli oranda. Ki kitabın sonunda üç boyutlu yaşarken, yani enerji verirken neler olabiliyor? Mesela çok değişik fotoğraflar vardır. Onları üç boyutlu yaptırarak koydum. Çakra, aura, eterik beden, topraklanma, olumlamalar, onaylamalar. Yani bulabileceğiniz birçok spiritüel alemdeki yazıların özeti bunun içinde. Ama doğru, öz, detaya girmeden, laf kalabalığına girmeden. Bunu okuduğu zaman kişi kahuranın dışında spiritüellik konusunda da çok geniş bilgi alacaktır. Asla vazgeçme. Facebook hepimizin kullandığı bir platform. Yazmaya başladım. Yani kısa ya da uzun yazılar yazıyorum. Onları paylaşmaya başladım. Ya da ne bileyim bazen söylüyorum mesela. Sizin bir yazınızı görüyorum. 4 satır, 5 satır yazmışsınız. Kopyalıyorum. İçine bir giriyorum. Bir sayfa yazı çıkıyor. İşte o benim yazım oluyor. Çünkü sizin yazdığınız ilham. Ben başkası diyor ki yazı, tabii al onu 2 sayfa yap. O senin olsun. Çünkü bilgi paylaştığımız sürece işe yarar. Ben bu yazıyı yazdım, kitabı çıkarttım, kimseye vermiyorsam kimse bunun ne olduğunu bilmez. Bu roman değil. Bu bir seri kitap. Yani asla vazgeçme, içindeki yazdığım yazılardan bir tanesinin dikkat çekmesi için koyduğum bir isim. Ama bu bir hosseda yaşam için. Aydınlanma yolunda. Bir. İkincisi hazır. Üçüncüsü hazır. Dördü hazırlıyorum. Her sene bir tane çıkaracağım bunlardan. Asla vazgeçme desem, size sorsam, Kadir Bey hayatında neden vazgeçmez? Asla vazgeçmem. Yaşama, asla diye bir kelime zevki, aslında yok, çok yaşama, yaşamayı kelime. Çok seviyorum. Yaşamdan hiçbir zaman kopmuyorum. Çünkü yaşamın her anını, bakın anda kal deriz ya, anı yaşa. Her anının keyfini çıkarır. Akşam kafamı, herkese tavsiye ediyorum bunda. Kafamı yastığa koyduğum zaman önce bir kere Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum. Çünkü bir günümü sağlıklı olarak yatağıma yattım diye. Yoksa hemen ikinciye yallah yani gönderiyorlar. Şükürden vazgeçmem diyorsunuz. Hayır. Çok güzel. Sevdiklerimden vazgeçmem. Şükürden. Dostlarımdan vazgeçmem. Yardım isteyen herkese de imkanlarım nispetinde yardımım ederim. Yani illa herkese yardım edeceğim diye bir iddiam yok. Öyle bir egom da yok. Kişi çünkü gelir, dinlerim. Tamam sana şu kadar fayda. Ya da kusura bakmayın benim sana faydam olmaz derim. Yani illa geldiği bir şey yapmak için uğraşmam. Önemli olan yardımın derecesini bilebilmek. Yani yardım derken? Kendinizi biliyorsanız, ne dedim ben size? Ben 20 kiloyu kaldırıyorum, tamam. Ama 30 kilo vallahi zorluyor diyorum. Ama 50 kilo, niye kendime riske atayım bu yaşta belimi, oramı buramı sakatlayayım? Kusura bakma. Yardım diyorum. Derken illaki para değildir. Ben yani maddiyat demedim. Güzel bakın. Bir gülümseme, nasılsın diye hal hatır sorma. Bir problemin varsa nasıl çözebiliriz? Birkaç kelimeyle belki bir konuşma bile insan aslında çok büyük ya, yardım. Bakın, yardım deyince hep maddi algılanıyor, şimdi, o değil. Onun için ben ön görüşmelerde ücret almıyorum. 15 dakikada gelen de var, 2 saat oturan hatta gitmeyen de var. Artık biri geliyor falan da lütfen kalkıyor. Bir de bizim insanlarımız aç. Yani ne kadar çok konuşursam, ne kadar çok bilgi alırsam o kadar faydalanırıma bakıyor. Şimdi bilgi bir yere kadar verirsin. Her şeyi de vermiyorsun. Vermemen gerekir. Çünkü o kişinin onu doğru kullanıp kullanamayacağını bilmiyorsun. Onun için önemli olan insanlara verebildiğin kadarını, içinden ne geliyorsa faydalı olmak, iyi niyet adına her şey yapabilirsin. Bu hepimizin görevi. Ben bir de şey hemen, biraz önce kadından bahsettik. Kadınların şu anki işte durumlarından, baskı altındalar ve hastalıklar da hem erkeklerde hem bayanlarda, özellikle depresyon hastaları çok yüksek. Şimdi bizi izleyen insanlara, bayanlara özellikle neler tavsiye edersiniz? Gün içerisinde sabah kalktılar, kahvaltılarını yaptılar diyelim ki. Yani bir kadın kendini, çocukları var ya da yok, çalışıyor ya da çalışmıyor. Nasıl programlamalı? Zihnin nasıl berrak tutmalı? Herkesin yaşam standardı. Zamanı nasıl değerlendirmeli? Herkesin. Kendini geliştirmek adına. Yaşam standardı, yaşam kalitesi farklıdır. Şimdi ben kişilere klasik şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın dersem yanlış bilgilendirme yapmış olurum. Kişi ne istiyorsa onu yapacaktır. Neyi becerebiliyorsa, elinden ne geliyorsa. Bir de hep şunu söylerim. Neyi seviyorsan o işi yap. Hatta esprim vardır. Tuvalet temizliği. Önce ne sevdiğini belirlemesi gerekiyor. Tabii ki. Ben neyi seviyorum, ne istiyorum. Çoğu bayana soruyorum ben. Hayattan beklentin ne? Yok. Neyi seni mutlu edecek düşünüyor. Beni mutlu eden bilmem diyor. Gerçekten bilmem diyor yani. Neyden mutlu olduğunu fark.
Mutluluk nedir diye tarif ediyorum, mutluluğu tarif etmiyor. Bakın, insanlarımız zombi oldu artık. Yani çık bakın İstanbul, ben Ankara'da dolaşıyorum. Etrafa bakın, herkes böyle hiçbir şey düşünmüyor. Bir şey, gerçekten bir şey düşünemiyor. Çünkü zamanla ekonomik sıkıntısı var, evde sorunu var, işte sorunu var. Sorunlar almış başını gitmiş. Peki bu sorunları en kolay duygusal anlamda nasıl atlatabiliriz? Düşünmeyeceksiniz. Şurada iş çalışıyorum. Çıktığım an buranın işi burada kalır. Benim buraya işi eve götürmem bir anlamı yok ki. Çalıştığımız yerde iş yerinden çıktığımız anda çalıştığımız iş yerinin problemlerini eve götürmüyoruz. Kendi işinde olsa, çalıştığın yerde olsa. Yani yarına borç ödeyeceksin. Paran yok. Peki sabaha kadar uyumadın. Ertesi gün borcu ödeyebilecek misin? Yok. En azından uyu, sabahın daha zinde düşünceyle ne yapacağına karar ver. Çünkü ayağımızı yorganımızı uzatmamışsak, borçlarımız artmışsa ne olup ne olamayacağını bilemiyorsun. Çünkü artık günlük yaşıyoruz, anlık yaşıyoruz. Yarın sabaha göreceğimizin garantisi yok. Bu aslında bunu kendimiz mi hissediyoruz? Yarına garantimiz yok derken gerçekten belirsiz. Yarın için insanlar ne yapacağını bilmiyor. Şu an ülke genelinde bu. Yarını görme garantimiz yok. Bunu hükümet sağlayacak. Var mı? Nerede neyin bombayın patlayacağı, nerede neyin kimlerin öldürüleceği öyle bir garantimiz yok. Kusura bakmasınlar. Ama bu korkuyla yaşamak... Ben korkmuyorum ki. Çünkü zaten bir kere öleceğiz. Zaten. Çünkü 100 yılda ne zaman 20 yıl yaşayamayız da ne zaman, nerede, nasıl öleceğimizi bilmiyoruz ama bir kere öleceğiz. Onun için aslında korkmaya var, gerek yok. Biz ölmüyor, bedenimiz ölüyor. Ruh özgür kalıyor. Ölüm anı nedir sizce? Değişim. Ölüm nedir? Değişim. Beden toprağa giriyor, çürüye gidiyor. Ruh ya Arap'a gidiyor, sırasını bekliyor ya da o anda görevliyse hemen bir başka bedene giriyor. Başka bedene giriyor. Tabii ki yani o ilk kalp atmaya başlar ya cenin. Hemen o görevli ruh onun içine girer. Ve doğal olarak ruh enkarnesinde... Şimdi başka bir konuya girdik. Yani gerçekten ruhların başka bedenlere geçişi var mıdır? Var tabii ki. Tabii ki. Peki şöyle söyleyeyim. Siz öldüğünüz zaman cennet cehenneme mi gidiyorsunuz? Ama öyle bir şey olsa bence... Ben şöyle söyleyeyim. Yani Kur'an'da yazıyor ya böyle. Öldüğünüz cennete cehenneme mi gidiyoruz? Duymadım. Şimdi cenneti cehennemi gidip gitmemek... Hayır şöyle zaten dünya yok olmadıktan sonra kıyamet kopmadıktan sonra hiçbir ruh için güzel cennet ya da cehennem yok. Güzel. Bakın, yok. O zaman yani şöyle, orada bizim bekleme sürecimiz var. Böyle birçok bilhassa Araplarda falan böyle gözümüzü pört demiş insanlar var yani böyle veya bizde de işte canlı bombalara öyle vaat ediyorlar ya öleceksin bak oraya gireceksin işte 18'deki huriler bilmem ne. Öyle bir şey yok. Ben şunu söyleyeyim. Öldüğünüz zaman çürüyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu beden vücut, yok. Vücut. Ruhun da cinsiyeti yok. Şu anki sizin ruhunuz kim bilir daha önce kaç kere erkek oldu, ben kaç ona, kere kadın. Ben ona katılmıyorum siz hocam. Siz katılır katılmazsınız. Ben kendi düşüncemi aktarıyorum. Hayır. Şimdi Türkiye'de çok fazla. Ama onun asıl çıkış noktası reenkarne olmak, reenkarnasyon, işte ölüp başka bir ruha. Şimdi bu Hindistan için ve ben Hindistan için konuşmuyorum. Şöyle, Hindistan'da böyle bir inanç var. Bu Çin'e de gitmiş, Japonya'ya da gitmiş, birçok ülkeye uzak doğuda falan da var. Şimdi oradaki toplumlar İslam'ı kabul etmemişler. Yani İslam ilk yayıldığı zamandan kabul etmemişler. O zaman da putperestlerdi ve hala devam ediyorlar. Onlar toplumu ehlileştirmek adına eğer kötülük yaparsan ve o şekilde ölürsen işte çok daha kötü, sefil bir hayatın olurla korkutulmuş. Peki, ya da işte hayvan olabilirsin, fare olabilirsin, arslan olabilirsin. Kesildiği zaman kırmızı kan akan herkese gidebilir ruhunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Ama putperest, şimdi İslam inancında bu yok. Baktığınız zaman İslam inancı olarak bakıyorsunuz. Ben insan inancı olarak bakıyorum, tanrısal bakıyorum. Bizler hepimiz Tanrı'nın bir parçasıyız ya. Şimdi tanrısal bakıyorum. Tanrı'nın gözünde senin Müslüman olman, öbürünün Hristiyan olması, öbürünün putperest olması, putperestlik kalmadı ama ne bileyim öbürünün Budist olması, öbürünün işte şu olması, bu olması önemli değil ki Tanrı gözünde. Hepimiz onun bir parçası ve insanız. Biz İslami olarak bizlerin kafamızı böyle yontmuşlar sanki çok daha önemliymiş gibi bizlere paye veriyorlar. O payeyi sen kime göre veriyorsun? Tanrı gözünde sen Hristiyan'dan, putperestten, ateistten aynısın. Tanrı'nın gözünde. Şimdi Allah tabii ki bizi yaratmış. Tabii ki biz onun gözünde onun kuluyuz. Aynıyız. Ama şimdi burada benim ne yaptığım benim için önemli. Tanrı, hani bu dünyada nasıl yaşadım, iyi miydim, kötü müydüm?
kurallara uydun mu, insan haklarına, yasalara uydun mu, Allah'ın göstermiş olduğu doğruluk yolunda ilerledin mi, yoksa kötülüğü mü seçtin? Şimdi bunlar sizin burada şu anki bedeninizde. Benim yaşantımı tabii ki, benim ruhumu tamamlayışımı. Şu anki bedeninizdeki yaptığınız artılar ve eksiler ruhun içindeki karmaya giriyor. Bu benim düşüncem. Bu benim düşünceme katılan birçok insan var. Katılmayan da var. Maalesef. Ben katılan katılmayan demiyorum ama ben bilgi olarak veriyorum. Ve bu karma ruh bedenden değiştikçe o ruhlar artılar eksilerle kainat gününe kadar gidecek. Ve o zaman hesap günü geldiği zaman artılar eksilere göre hesap vereceksin. Yoksa Nilgün olarak, Kadir olarak, Ayşe olarak, Fatma olarak bireysel bir hesap günü yok. Yok. Yani kainat günü milyar, trilyonlarca insanın hesabı nasıl verilecek? Herkes kendine göre bir yön ya da bir şey söylüyor. Bana göre uyduruyor. Bana göre. Başkası da diyecek ki sen de uyduruyorsun. Ama sezgilerim ve tecrübelerim bana bunu gösteriyor. Ben kimse kabul etsin demiyorum. Ben tabii düşüncemi söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben insanla çalışıyorum. Veya canlıyla çalışıyorum. Hayvanı da getiriyorlar. Ben sizin neye inandığınız ya da inanmadığınız beni ilgilendirmiyor ki. Ben size bana verilen görevi aktararak sizi daha yaşanabilir, daha pozitif, daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir hale getirebiliyor muyum? Daha ilave edebilirsin bunlara. Ben görevimi yapıyorum. Beni ister yaksın, ister öbür tarafa götürsün. Hiç önemli değil. Ben orası için çalışmıyorum. Ama orası için derken de kimsenin hakkına tecavüz etmiyorum. Yalan söylemiyorum, çalmıyorum, çırpmıyorum. Şimdi eğer cennetlikse evet cennetliyim. Yerim hazır diyorum. Bunu çok ciddi ciddi söylüyorum. Şu anki bedenimde yaptığım işlere göre. Hatalarım var mı? Herkes gibi benim de var. Ama teraziye koyduğun zaman iyilik tarafım ağır basıyor. Ben bilmiyorum şeye takıldım bu reenkarnasyon olayına. Şimdi ben de şifacıyım. Hasta geliyor. Şimdi her yaratılanın bir öz ruhu var. Bir de genetik ruhlar var. Bir insan babaanneye benzeyebilir, dedeye benzeyebilir. Atalarımızdan tam mağara dönemimize kadar gidip mağara döneminde atalarımız neler yaşadığını bugüne kadar genetik kodlarımıza nasıl hücre boyutuna getirdiysek duygusal da getirebiliyoruz. Ya da inançlarımız da getirebiliyoruz. Yani Türkiye'den kalkmış diyelim ki dünyanın öbür tarafına göçmüş gitmiş bir insan. Bakıyorsunuz bıraktığınız zaman aynı davranışları gösterebiliyor. Mesela Almanya'da tek tek tespit ediliyor. Yani çocukların davranışından. Tabii kandan, karmayla ne olduğu. Kandan hariç duygusal boyutta bakıyorlar. Hariç. Hareketleri çocukları davranışlarında mesela babası Türk mü, Alman mı, yabancı mı hani tek belli olmayanları daha doğrusu onları söyleyeyim. Bazı inanç boyutunda verilen tepkiler var sosyal açıdan. Yani bir Japon'a bazı değerleri vardır. Onunla ilgili zıt bir şey gösterdiğiniz zaman Japon kendi şeyini tepkisine koyabiliyor. İşte bir Çinli kendi inancını boyutunda zıt bir şey koyduğunuz zaman bunu pedagoglar yapıyor, araştırmacılar yapıyor yani. Direkt şey yapıyor, tepki koyuyor bir Türk çocuğuna. İki kuşak belki önceden Türk babası ama bilmiyor çocuk. Türk çocuğuna da aynı şekilde tepki olarak herhangi bir şey gösterildiği zaman falan değil mi? Vücut dilinde bir şey, ha ben bunu eskiden biliyordum diyor. Hani çocuğun onu aslında bildiğini görebiliyorlar. Bunların hepsi kayıtlı. Yani böyle karmalardan gelen kayıt bunlar. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Bunu hani pedagoglarla konuşmalarımızdan çıkartıyorum. Bu nasıl genetik boyutta hücrelerimiz artık genetik şifreler çözüldü ve hücre boyutunda hepsini taşıdığımız ispatlandı. Bilim artık bunu ispatladı. Ama bu tür davranışlarla da aynı zamanda annenin babanın bilgeliğini, aynı zamanda geçmişte yaşanılan duygusallığı, duygu boyutunu bunların da hepsini aslında ispat etmişler, ispat ediyorlar. Normal ama. Yani orada şöyle, eskiden Uzak Doğu'da ya da Hindistan'da haller var, bu çok hızlı bir şekilde de yayılıyor. İşte ruh oradan çıktı da öbür bedene girdi falan. Böyle bir şeyin olmadığı en fazla 5 yıl sonra ispat edilecek. Neden diyeceksiniz? Yurt dışındaki çalışmaları gördüğüm için. Çok fazla incelemeyi sevdiğim için ben 25 yıldan beri aşağı yukarı yani Hindistan'a da gittim falan. Ben araştırmayı çok seviyorum. Yani ne olursa olsun böyle körü körüne bir yere takılıp kalmayı sevmiyorum. İncelemeyi, gözlem yapmayı seviyorum.
birisi ölürken başka yere gitti, suçladı falan, böyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. O da sizin düşünceniz. Şöyle bir şey var. Torunlara baktığınız zaman 7 kuşak, 10 kuşak tam mağara dönemine kadar insanlar gidiyor ve orada geçmişteki ruhları hissediyorsunuz. Bir kendi özbenliğim var, bir de geçmiş atalarımdan getirdiğim ruhlardan birer parçayla biz bir karma halindeyiz, buradayız. Mesela çocuk doğuyor, anne baba bir olay anlatıyor iki kişi bir arada. Çocuk hoplayıp işte sanki biliyormuş gibi anneye babaya cevap vermeye çalışıyor. Anne diyor ki bir sus diyor, sen o olayı bilmiyorsun. Hayır, o çocuk olayı biliyor aslında. Anne karnında yaşadı ya da sen onu yaşadın ve senin duygu boyutun ona geçti aslında. Yani o susturmamak gerekiyor. Ve şunu söylüyordu bizim pedagog arkadaşlarımız. Çocuklar bilgeliği de alıp geliyor. Özellikle annenin bilgeliğini alıp geliyorlar. Ama neden bunun diyeceksiniz? Reenkarnasyonla hiçbir alakası yok. Reenkarnasyon işte orayı karıştırıyoruz. Reenkarnasyonla alakası yok. Orada bir sınır var. Onu karıştırıyoruz. Eğer öyle olmasaydı bir düşünsenize, ben doğdum sıfır bilinçle. Gelişme şansım yok. Benim çocuğum doğacak. Benden tabii ki akıllı olacak. Ona da o zamanın bilgileri yüklenecek. O bir adım daha ilerleyecek. İnsanlık bu şekilde ilerledi. Bilim bu şekilde ilerledi. Yani diyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle demiyorum. Ben her düşünceye saygım vardır tabii ama ki, katılmıyorum. Tabii ki. Olabilir. Yani, haklı olduğunuz yerler var. Ama bunu var. Hayır. Şimdi haklı... çok fazla gözlem yaptığım için ve bu işi ciddi araştıran insanlarla birlikte olduğum için söylüyorum. Tamam, ben bakın her söze, her düşünceye saygım var. Tabii. Ben tabii. O sizin düşünceniz dedim. Ama ben şöyle söyleyeyim. Mesela hiç geçmiş çok daha yüzyıllar öncesinden hiçbir şeyler hatırlıyor musunuz? Tabii ki ben meditasyonu aldığım zaman insanları çok geçmişe götürebiliyorum. Ben basit mesela bak. Şimdi orada arkadaşlarımızın yanıldığı şu var. İşte sen daha önce şu ruha girmişsin, sen şu bedeni, burayı yanılıyorlar. Bakın bazı şeylerde şifa çalışmalarında falan ben dedelerinden gelen bir insanın birebir oturup resmini çizdiğim oluyor. Bu kim diyorum, sorun araştırın. Dedelerinden bir tanesi çıkıyor ama başka arkadaşlarımız bizim gibi çalışan, sen önceden o ruhtaydın diyor. Hayır, değil. Orada onun dedesi yaşamış. O yaşadığı ruh hali bana geçmiş. Ben o dedemin aslında yaşadığı bir ruhu canlandırıyorum. Şimdi bakın, şu anda sizden oturuyor olmam ya da stüdyodaki diğer arkadaşlara merhaba demiş olmam ruhsal olarak bizim daha önce karşılaştığımızın ispatıdır. Tabii ki. Bakın tabii ruhsal ki. Olarak diyorum. Bu daha önce kaç sene önce nasıl nerede karşılaştık ben bilemem. Siz de bilemez ama şimdi şöyle, burada İslam'a bir tesadüf yoktur. İslam'a ve diğer dinlere de baktığınız zaman şu şöyle. Bizim kaderimizin, yani dünyaya gelmeden önce neler yaşayacağımız, dünyada neler yaşayacağımız herkese teker teker soruldu. Şimdi ben dediğim bu değildi. Birbirine tanıdık gelir. Ben seni nerede görmüştüm, ne yapmıştım mesela, bir an yaşarız. Aa, ben bunu daha önce yaşadım zannederiz. Peki. Bunun sebebi şeyde, ruhlar yaratılırken dünyada neler yaşayacağımızı aslında bildiğimiz için. Peki hiç dejavu yaşadınız mı? Efendim? Dejavu yaşadınız mı? Dejavu anlamadım. Yani bir yere bir giriyorsunuz, aa ben burayı daha önce görmüştüm diyorsunuz. Çok yaşıyorum tabii. Ama ne zaman? Şimdi bizde de şey olunca nedir olmadı? Ben hayır, dur görüntü bende de olduğu için zaman zaman tabii ki ben çocukluğumda bende de vardı. Bakın onlar. Ben kızın da... Onun sebebi nedir? Zamanla yolculuk da var. Zamanla yolculuğun da aslında sebebi orada, onun içerisinde. Ya zaman yolculuk biz yapılmamış. Aslında, şimdi siz buradasınız. Siz geçmişte bütün bilgiler sizde. İşte reenkarnasyon mu? Gelecekte. Bakın gelecekte. Reenkarnasyon mu? Sizden işte? Sonraki gelecek olan çocuklarınızın. Onların da bütün bilgeliği bizde. Şimdi bakın, şimdi genetik kodlama dediğimiz bir olay var. Yani bu dededen, mesela benim oğlum göz rengi, iki amcamın, bakın benim amcamın eşimin amcasının gözlerini almış. Bizim ailede eşimde ya da bende böyle renkli göz yoktur mesela. Bu genetik, vücudun yapısı, şekli, tipi, benzeyi, hareketleri, görmediği bir kişi bile olsa ona geçen bazı şeyler vardır. Bakın bu genetiktir. Zaten çocuğun 9 ay annenin karnında olması demek, o bütün sesi anneyle ilgili zaten bir bağı var. Sizin sinirlenmeniz, üzülmeniz çocuğu da etkiler. Sizin mutsuz olmanız karnınızda çocuğu da mutsuz eder. Bana mesela zaman zaman hamile masajına gelirler. Ben diyorum ki ben hamile masajı yapmıyorum. Eşinizi getirin, eşinizi öğreteceğim. Ne gerek var? Efendim bakın, birincisi, hele de ilk çocuksa. Şimdi baba, çocuk doğduğu zaman... Baba olduğunu, yani hamileyken eşi baba olacağım diye sevinir. Ama babalığı daha hissetmez ki. Çocuk doğduktan
3-5 ay, 6 ay içinde çocuğu alıp sevmeye başladığınca babalık duygusu gelişir. Çünkü anne 9 ay taşıdı zaten ortalama. Anne de gelişiyor, baba da gelişmiyor. Ama diyorum ki ben, karna yapılan özel masaj, ayına göre masajı ben babaya öğretirsem, birincisi anne ile baba arasındaki, karı koca arasındaki iletişim, sevgi, çünkü dokunmak çok güzeldir. Biz insanlar dokunmuyoruz. Onu da konuşacağız ileride ama herhalde konudan konuya kayıyoruz. Zamanımız doldu ama doldu biz hala devam ediyoruz. Yani ne zaman istiyorsanız keseriz konu. Bitmez dedim ben size. Şimdi o zaman şeyi sorayım. Mesela beni babama çok benzettir annem. Benim bir küçüğüm, örnek söylüyorum, kaş gözü olarak değil. Yani görüntü kara kaş, kara göz. Benim babam renkli gözlü, çok yakışıklı bir insandı. Huy olarak ben babama çok benzerim. Bakın emin olun birebir aynı. İşte olaylar karşısındaki tepkilerime bakıyorum, babamı hatırlıyorum. Babamla aynı tepkileri veriyorum ama babam ölüp de ondan sonra ben doğmadım. Yani biz babamla birlikte ama büyüdük. Bakın, bunlar örnek genetik söylüyorum. Kodlama dedim. Bakın, bunun reenkarnasyonla alakası yok. Hayır, ruh olarak. Yani ruhlardan ruh birer parça, hayır, huylardan, bakın, bu genetik kodlama. Birer parça aldığımızı ispat bu. Hayır, genetik kodlama bu. Genetik ruhla kodun alakası içinde, yok. Bakın genetik kodun içinde hücre boyutu artı duygusallık ve bilgelik. Hepsi birlikte zaten. Hepsi hayır, birlikte aktarılarak geliyor. Bakın ruh ayrıdır. Geliyor. Bedenin genetik kodlaması ayrıdır. Ruhu alayım ben sizden. Beraber. Ruhla bedeni birbirinden hayır. Ayıramazsınız. Ayırdığın an ölürsün. Hayır, zaten ayıramazsınız. Ama anlatamıyorum. Bakın ruhu alayım senden ölürsün. Evet. Şu masaya ruh girsin, bu masa canlanır. Açık söylüyorum. Bizi ayakta tutan, yaşatan içimizdeki ruhtur. Evet. Tabii bunun ki da bir genetiği var. Ruhun da bir genetiği var. Yani ruhun genetiğini bilmiyorum. Yani ruhun genetiği olduğuna inanmıyorum. O görevli kişiler onlar. Onlar tanrısal, tanrı tarafından görevlendirilmiş ruhlar. Bedenimizde olan, bize hayat veren, bizi ayakta tutan. Ben zaman zaman böyle ağır vakalara yoğun bakım servisine götürüyorum. Hasta yatıyor. Bakıyorum. Çoğunda Azrail başında bekliyor. Kapıyı açıyorum. İster gidersin, ister kalırsın diyor. Ruh duruyor çünkü orada. Ruh istiyorsa kalıyor. İstemiyorsa çekiyor, tabii, gidiyor. Yapacak bir şey yok. O gece benim eşim bazen espri yapar, her gittiğini öldürüyorsun diye. O gece onlara gidiyor. Ama gitmesi onun hayrına. Karar veremiyordu. Ben işi kolaylaştırıyorum. Bu dünyada kalmak, çok uzun yaşamak çok da sağlıklı değil. Herkes zamanını doldurdu mu gitmeli. Ama işte çünkü çok ruh erken gidenler de çok. Yani. Ona bir şey diyemem tabii yani erken giden. Erken neye göre erken? Zamanı. Bakın erken neye göre erken? 20 yaş mı erken? 70 yaş mı erken? 100 yaş mı erken? Kime sorarsanız sorun. 70, 80, 90, 100 yaşına gelmiş. Ay keşke biraz daha yaşasaydı. Ama sürünüyorsa niye yaşasın? Ya şimdi ayrı bir konu ama şu anda ölüm yaşı çok düştü yani. Yükseldi. Hayır düştü. Yani geçmişte daha insanlar uzun yıllar yaşıyordu. Daha kısa yaşıyorlardı. Uzun yaşayanlar, olarak, uzun yaşayanlar olarak azınlıkta. Doğru. Ama genç ölümleri çok yüksek şu anda. Şimdi genç ölümleri genelde işte bu olaylardan kaybediyoruz. Yoksa dünyada yaş ömrü uzadı kadın ve erkekteki 20 yaş. 20 yıl uzadı ama onun Türkler için geçerli değil maalesef. Hepsi için geçerli. Avrupa için geçerli. Ya, sağlıklı yaşam, sıkıntı, yiyecek, içecek bunlarla ilgili şeyler. Tabii konu konuyu açıyor. Tantra'dan konuşalım demiştiniz. Hiç konuşamadık. Evet. Var mı vaktimiz konuşabilecek? Vaktiniz var mı? Yok. Vaktimiz yok maalesef. Tamam. Ama bir dahaki sefere inşallah kısmet. Tantra eril ve dişil enerjilerin dengelenmesidir. Onun için şu an insanlar, kadınlar erkek taklidi yapıyorsa ya da erkekler işte böyle kendi egosunu tatmin kendi ediyorsa. Kendi egonun hani onu kullanmaya başlıyorsa falan bu eril ve dişil enerjinin vücutta olan dengesizliğinden dolayı. Yani bir insan cinsel kimliğini tanımak zorunda. Kadın kadınlığını bilecek, erkek erkekliğini bilecek. Yani kadın erkeğe özenmeyecek. Şöyle söyleyeyim. Özenmesi kadın kadınlığını bilemez. Gene istisna kaideye bunu kadın. Kadına kadınlığını yaşatan erkektir. Hayır, bazı insanlar, bayanlar da hayır. Enerji boyutuna baktığınız zaman gerçekten hani özenti midir, nedir bakıyorsunuz. Hormonlar da yüksek oluyor. Yani istisna kaideyi bozmaz. Vücutu da buna etki yapıyor. İstisna kaideyi bozmaz. Kadına kadın bedeninde olabilmeyi, kadınlığını yaşatabilecek tek kişi erkektir. Tabii ki araştıran, bilen kadın var ama partnersiz doyum olmuyor.
Hayır, şimdi partnerden öte tek başına da yaşayabilir bir erkek ya da tek başına da bir kadın yaşayabilir. Yaşayabilir. Yeter ki o bütün hayatını, bakın ben yani bütün hayatını eğer eril ve dişil enerji dengeye koymuşsa bütün hayatını bir bütün olarak devam edebiliyor. Tantra dediğimiz zaman bunun özü bu. Bunun inşallah sizin bu kısmet. Konuda seminerleriniz de var, çalışmalarınız da var. Bir dahaki programda İnşallah. konuşacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz buraya kadar. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere.